Evet, bugünkü konumuz doğrular ve açılar. Kazanımımız iki paralel doğruyla bir keserin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler, oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler, ilgili problemleri çözer diye kazanımımız var. Konumuz şu: aynı düzlemdeki üç doğrunun birbirine göre durumları nelerdir? Kaç şekilde olur? Tekrar ediyorum. Aynı düzlemdeki üç doğrunun birbirine göre durumları kaç şekilde olur? Aynı düzlemdeki üç doğrunun birbirine göre altı farklı durumu vardır. Altı farklı durumu vardır. Birincisi, doğrular birbirini ikişer ikişer keser. İkişer ikişer birbirini keser. Bakın, K ve L doğrusu burada birbirini kesiyor. K ve L doğrusu burada birbirini kesiyor. Bu noktamıza biz ne diyelim? A noktası diyelim. K ve L doğruları A noktasında kesiyor. K kesişim, L doğrusu nerede kesişsinler? A noktasında. A noktası. Şu K, başka renk alayım. Şu L ile, L doğrusuyla M doğrusu da burada kesişiyor. B olsun bu noktamızın adı. L kesişim M, B noktasında kesişirler. Başka bir renk aldım. Şurası K doğrusu. Burası M doğrusu. K ve M doğrusu da C noktası olsun. K ve M doğrusunun kesiştiği noktalarda C. Şimdi tekrar ediyorum. Doğrular ikişer ikişer birbirini kesiyor. Doğrular ikişer ikişer kesmiş. Bakın, K ile N kesişmiş. L ile M kesişmiş. K ile M kesişmiş. Bu birinci durumumuz. Gelelim ikinci durumumuza. İkinci durumda noktaların hepsinin üç doğrunun aynı noktada kesişmesi. Üçünün de aynı anda aynı noktada kesişmesi. A noktası. Bunu da yazıyorum. K kesişim L kesişim M eşittir A noktası. K doğrusu, L doğrusu ve M doğrusu A noktasında kesişirler demek. Üçüncü durumumuza bakalım. İki doğru birbirine paralel olur. Üçüncü doğru ise bu doğruları keser. İki doğru birbirine paralel. Bakın, bu ikisi paralel. Paralel işaretim de şu Taksim işaretinden iki tane olunca paralel oluyor. L italik şekilde oluyor. K paraleldir L'ye. M de bu ikisini keser. M bu iki doğruyu kesiyor. M K noktası, K doğrusunu bu noktada kesiyor. M doğrusu, L doğrusunu da burada kesiyor. B noktasını. Bu üçüncü durumumuz. Gelelim dördüncü durumumuza. Üç doğru da birbirine paralel olur. Üç doğru birbirine paralel. Yani K paraleldir L'ye. L de paraleldir M'ye. Bu basit olanı. Geçiyorum. Üç doğru da çakışık olur. Çakışık. Üç doğru çakışık dediğimiz şey, yani birbirleri üzerindeymiş gibi düşünülebilir. Birbirleri üzerindeymiş gibi. Nasıl? Misal, uçlu kalemi düşünün. Şu uçlu kalem. Tamam mı? Uçlu kalemin içinde uç var. Tamam. Öyle düşünebilirsiniz. Uçlu kalemin içindeki uç birbirinin üzerindeymiş gibi düşünün. Örnek olarak onu verebiliriz. İki doğru çakışık olur. Bakın, iki doğru çakışık. Üçüncü doğru ise bu iki doğruyu keser. Tamam. Şimdi biz şunu inceleyeceğiz çocuklar. Bunu inceleyeceğiz. İki doğru birbirine paralel olacak.
Üçüncü doğru ise bu doğruları kesecek. Arada kalan açıları işleyeceğiz. Konumuz bu. Arada kalan açılar. Şimdi aynı yöne bakan, şimdi paralel olanlarımız K ile L paralel. K ile L doğrusu paralel. M de bunları kesiyor. Tamam mı? K ile L paralel. M de bu iki doğruyu keser. Şimdi gelelim yöndeş açıya. Yöndeş açılar nedir? Yöndeş açılar aynı yöne bakan açılardır. Yöndeş açılar. Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yöndeş açılar aşağıda aynı renkte gösterilmiştir. Şimdi Hocam sesin ikinci geliyor mu? yapalım. Hocam sesin. Şimdi yöndeş açıları işleyelim. Aynı yöne bakacak, ölçüleri de eşit olacak. Şuradaki açı, buradaki açı bu tarafa bakıyor. Bununla aynı yöne bakan aşağıda da burada bir açı var. Bu ikisinin ölçüleri birbirine eşit ve yöndeş açı diyoruz. Bu ikisi, şöyle yapalım. Mavi açılar birbirine eşit. Peki, şuraya kırmızı açı çizdim. Kırmızı açı bu tarafa bakıyor. Onun da yöndeşi bu. Yani bu iki kırmızının ölçüleri birbirine eşit. Başka renk verdim. Turuncu olmasın, mor olsun. Bu açı mor. Bunun yöndeşi de yukarıda. Bu açı, bu da mor. Devam ediyorum. Yeşil olsun. Bu açımız yeşil. Bu tarafa bakıyor. Aşağıda da yeşil olan bu. Yeşiller birbirine eşit. Adı yöndeş. Morlar birbirine eşit. Kırmızılar birbirine eşit. Maviler birbirine eşit. Yöndeş açılar diyoruz. Aynı yöne baktıkları için yöndeş açılar diyoruz. Yöndeş açılarında ölçüleri birbirine eşit oluyor. Devam ediyorum. Ters açılar. Ters açılar da ters yöne bakacaklar, zıt yöne. Biri kuzeye bakıyorsa diğeri güneye bakacak. Biri batıya bakıyorsa diğeri doğuya bakacak. O şekilde ters, tam zıttına bakacak. Şimdi misal şu açının bu tarafa bakıyorsa bunun ters açısı budur. Ters açısı budur. İkisi kelebek oluşturuyor fark ettiyseniz ters açı. Gelelim aşağıya. Şimdi ters açıların ölçüleri birbirine eşitti. Bunu unutmayalım. Ters açıların ölçüleri birbirine eşit. Sonra kırmızı aldım. Şu kırmızının tersi de bu. Kırmızının tersi bu. Bu ikisi de birbirine eşit. Sonra aşağıya geleceğim. Şurası yeşildi. Yeşil açı. Yeşil açıydı. Bununla aynı yöne bakan bir tane açı var. Aşağıda şuydu. Yukarıdaki konuda anlatmıştım. İlk anlattığım yöndeşi. Bu yöndeş. Şu ikisi yöndeş olduğu için yeşil. Bununla bu ters açı olduğu için onların ikisi de yeşil yani aynısı. Sonra bu yeşil, bu da yeşil çünkü ikisi de ters açı. İkisi de yeşil. Tamam, ikisi de yeşil. Sonra bu kırmızı, bu kırmızının aşağıda yöndeşini bulacağım. Kırmızının yöndeşi bu. Bu da kırmızı. Çünkü ikisi aynı yöne bakıyor. Bu kırmızının aşağıdaki bu kırmızının ters açısı bu. Onu da kırmızı çiziyorum çünkü eşit olduğu için. Şu iki doğruda gördüğünüz gibi sadece iki açı var. Biri kırmızı açı, biri yeşil açı. Kırmızı açı, yeşil açı. Tamam. Tekrar ediyorum. Yönleri birbirine zıt olan açılara ters açılar deniyor. Yönleri birbirine zıt olacak. Yönleri birbirine aynı olan, aynı yöne bakana da yöndeş açı diyoruz. Ters açılar ve yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşit oluyor. Devam edelim. Gelelim dış ters açılar.
Şimdi pembeyle göstereyim. Dış ters. Dış tersi anlatmadan önce şu iki doğrunun iç bölgesi çocuklar. Burası iç bölge. Şuralarda dalgalı çizdiklerinde dış bölge diye geçiyor. Tamam. Dış bölge, iç bölge diye geçiyor. Farklı. Şu pembe açımızın ters açısı normalde hangisiydi? Şuydu. Ters açısı buydu. Ama biz dış ters açısını arayacağız. Bunun dış tersi de burada. Dış ters. Dış tersler de birbirine eşit oluyor. Dış tersler de birbirine eşit. Burası yeşil açı olsun. Bu tarafa bakıyor. Bunun dış tersi, normalde ters açısı şuydu. Dış tersi de bu oluyor çocuklar. Burası onun dış tersi. Tamam. Dış terslerin ölçüleri de birbirine eşittir. Geçtim. Karşı durumlu açılar. Karşı durumlu açılar. İki paralel doğrunun arasında kalan ve birbirine bakan açılara, o iç bölgede kalan açılar var ya, karşı durumlu açılar denir. Karşı durumlu açıların ölçüleri toplamında 180'dir. Şimdi şu iki doğrumuz burası. İç bölgesi burası. Bu açının karşı durumlu açısı bakın karşı durumlu açısı birbirine bakacak. Şu rengi değiştireyim, siyah yapayım. Birbirine bakan şununla şu birbirine bakıyor. Bunların toplamları 180 olacak. Bu ikisinin toplamı 180 olacak. Bu 50 ise bu 130. Bu 30 ise bu 150. İkisinin toplamı 180 olduğu için birbirini bütünlüyorlar çocuklar. Bütünler açı 180 dereceydi. Oradan yola çıkabiliriz. Bu kurala biz aslında U kuralı diyoruz. Bakın U şeklinde olduğu için U kuralı diyebiliriz hatırlamak için. U kuralı toplamları 180 derece olacak. Tamam.